Ee, şöyle bir iki yüzlük var. Elimizde bir kanun var. Tekke ve zaviyeler kanunu. Bu kanuna göre 1925'ten bu yana e, işte tekke, zaviye, medrese kurulması yasak. Tarikat faaliyeti yasak. Şeyh, dede, baba e, sıfatını kullanmak yasak. Abi bu kanun kime uygulanıyor? İşte Bursa'da müridini, müritlerine cinsel istismarda bulunan Uğur Korunmaz'a uygulanıyor. Ya da Balıkesir'de bir kayalığın üzerine sahte bir e, tekke kurup onun başına geçen Recep Küçük'e uygulanıyor. Fakat e, bunlar zaten e, e, aslında 15 yıl, 10 yıl bu faaliyeti sürdürme cesaretini, gücünü ve dokunulmazlığını e, ana akım tarikatlardan alıyorlar. Yani e, Türk Silahlı Kuvvetleri ne kadar yayılabilmiş Fethullah'ın gücünden alıyorlar. Sağlık Bakanlığı'nı kuşatmış menzilin gücünden alıyorlar. Yahut Karadenizler arasında artık ciddi bir güce kavuşmuş olan İsmail Ağa'dan alıyorlar. Efendim söyleyeyim, e, şu an bürokraside varlığından sıkça söz edilen e, İskender Paşacı'dan alıyorlar. Şimdi devlet e, müridine tasallutta bulunan recebe ceza verirken e, e, işte müridine tecavüz eden e, recebe 180 yıl cezalandırırken e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecavüz eden ilişmiyor. Ya da e, Sağlık Bakanlığı işte e, Recep gibi her, her müridinden 10 lira alana ceza veriyor ama Gidip Sağlık Bakanlığı'na çökene ceza vermiyor. Ben bu çelişkiyi Tabii. ortaya koyabilmek adına biraz da bu kitabı yazdım. Çünkü Recep'in müridini istismar etmesinin dinsel zemini ana akım ve büyük şehirlerden geliyor. Çünkü bu da şey kabul ediliyor. Tabii. Bu da tarikat var sayılıyor. Müritler ona sahat edemiyorlar ki Uğur Korunmaz'ın müritleri yani onunla cinsel ilişkiye giren müritleri onun şeyh olduğunu düşünerek giriyor. Siz ne kadar sahte derseniz değil, müridine göre sahte değil o. Ve o müritlerin büyük bir bölümü hala ona bağlılığını koruyor. Ben tam olarak bu artık Türkiye'deki neoliberal ekonomik sistemle ve bu bir tür patron devlet adı altında şirketleşmiş bu yapılanmayla iç içe geçen hem neoliberalizmin rıza üretim merkezine dönüşmüş, hem kendisi bir holding biçimini almış hem de AKP'nin sivil toplumu haline gelmiş olan tarikat olgusunu bu çelişkili yüzünü açık etmek istedim. Bir de şöyle bir şey var tarikatlarda olsun ya da dinci vakıflarda olsun hani çok eleştirilen masonlar vardır ya onların çok karşı oldukları masonlar sanki onlarda da bir masonik örgütlenme var. Örneğin bazı vakıflara üye değilseniz bazı belediyelerden ihale almanız, hatta ihaleye girmeniz bile mümkün değildir. Daha da açayım. Mesela şimdi Fethullah, post Fetullah döneminde, Fetullah sonrası dönemde onlardan boş olan kamu olanakları, kamu alana göz diken, oraya yerleşmiş ya da yerleşme arzulanan, arzulayan büyük yapılar var. Onlardan biri menzilciler. Adıyaman'ın menzil köyünde yerleşmiş olan, esasen Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Akşibendili diyebileceğimiz hareket. Bu hareket artık işi damla örgütüne sahip, medya yapılanmasına sahip, uluslararası yardım örgütü var ee, ve özellikle Sağlık Bakanlığı olmak üzere e, bürokraside yerleşmiş durumdalar. Bugün itibariyle menzilci olmak ve görünmek bir teşvik konusu. Evet. Devlet orayı teşvik ediyor. Kişiler e, e, belli bürokrat, bürokratik alanlarda var olacaklarsa, belli ticari işler kuracaklarsa, eskiden nasıl Fethullahçı görünüyorlarsa bugün menzilci görünmek zorundalar. Ya da İskender Paşacılık. E, İskender Paşa'nın lideri e, Mehmet Zahit Kotku'ydu ki o da Erbakan'ı siyasete yönlendiren kişi. E, bugün liderleri e, yine Coşan ailesinden e, ilk kuşak şeyhin torunu. Şimdi e, buradan yetişenler, burada eğitim alanlar Hak yol diye bir vakıf kurdular. Adliye gittiğimizde soruyoruz yani kim burada daha çok güçlü? Milliyetçiler mi, solcular mı? Hak yolcular diyorlar. Hak yolcu işte bunlar. Yani adliyede ve bürokraside var olabilmenin Tabii. bir zemini de Tabii. artık hak yolcular. Şimdi ya da ticaret hayatında var olabilmek. Erenköy Cemaat. Şimdi bunların her birinin aynı zamanda bir küresel yardım derneği var. Dolayısıyla buraya bağışta bulunmak, buraya katkıda bulunmak, ondan görünmek, ferme söyleyeyim, ondan onunla bir ticaret ilişkisine girmek. Bürokraside ve hayatta sıçramanın kendisi anlamına geliyor tabii. Şimdi ben köyüme gidiyorum Erzurum'a. Duyuyorum işte bizim köyden şu memur tutuklanmış. O o askermiş aslında. Albaymış tutuklanmış. O öğretmenmiş atılmış. Ee, sonradan şunu fark ettim. Bizim oralar yoksul, sunni Türk bölgeler. Ve buralarda devlette ve bürokraside var olabilmek için cemaat kendisini devreye koymuş. Hangi tarikat büyümek istiyorsa aynı stratejiyi izleyecek. Aynı konaklardan geçecek Fetullahçılar bunu fersah fersah e, ile bu, bu yoldan geçtiler ve tarikatlar aynı yolu bıraktılar. Siyasi iktidarda bundan yararlandığı için, bunlardan yararlandığı için önlerini açıyor, onlara olanak sağlıyor. Siyasetçiler bunları bir koalisyona çevirdi. Şimdi yani bu dönemde, sızmayla açıklamak Hayır, sızmakla ilgisi yok bunu. Şimdi Fetullahçılar sızma boyutu vardı. Yani onlar çünkü AKP'den önce başlamışlardı. AKP geldi. E büyük bir İmam Hatipliler ordusuyla devleti yönetemeyeceğine göre devlette de zaten var olan Fethullahçılarla bütünleşti. Ama bunların büyük bir bölümü AKP döneminde kamuda ve bürokraside yerleşiyorlar. AKP e, tarikatları kendi sivil toplum alanına çevirdi. Ön ve arka bahçesine çevirdi. Tarikatlar bu dönemde holdingleştiler. Bu dönemde yığınla şirket sahibi oldular, medya organizasyonları var ve yardım ağları var. Ve ancak devletin korumasında teşvikiyle ayakta durabilirler. Bu nedenle iktidar partisiyle e, güdümlü ilişkiye girdiler. Şimdi artık NGO diyebileceğimiz iktidara bağımlı bir yapı halinde arz ediyorlar. Eğer iktidara karşıt bir biçim alırlarsa onları kapatma tehdidi bekliyor. Süleymancıların yurtlarına müdahale oluyor şimdi Kur'an kurban ders toplamaları ya da kurban toplamaları engelleniyor. Çünkü Süleymancılar bilinen o ki İYİ Parti'ye oy veriyorlar. Ya da Furkancılar, Alparslan Kuytu kafasını çıkaramıyor zaibinde. Evet. Halbuki bir şiddet eylemi de yok. Mesela Nurettin Yıldız'dan daha tehlikeli değil. Ama neden? Çünkü karşıt bir pozisyon kazanmış. Diğerlerinin payına düşüyor iktidara biat. Her seçim döneminde AKP'ye oy veriyorum deme zorunluluğu. Evet. Şimdi tarikatlar eskiden de oy, kim oy verecekleri kestirilirdi ama açıklamazlardı. Şimdi açıklama gereği hissediyorlar. Basın toplantısıyla Cübbeli Ahmet o kadar bunu ileri götürdü ki Binali Yıldırım'a verilen o helal ekreme verilen haram diye fetva verdi. Şimdi e bunun arka planında ne var? Biraz kazıyınca şunu görüyoruz. Binali Yıldırım seçim döneminde İsmail ağa ziyaret ediyor e, ve bir adım daha geri gittiğimizde Cübbeli Ahmet'in damadı belediyeden dört tane ihale almış. Şimdi bu ilişki müthiş bir tablo gibi önümüze çıkıyor tarikatlar koalisyonu artık iktidarın e, devleti yönettiği yeni aparatlar. Tabii, sağlam bu, aparatlar bu aparatlar bu e, aparatlar yarın iktidar değiştiğinde gelecek olan iktidar onlara dini değil siyasi özne muamelesi yaptığında ki bence yapmak zorunda yaptığında ağlamayacaklar. Mesela, Menzil şu an belediye imkanlarını AKP'nin e, imkanlarını fena halde istismar ediyorlar. Ben mesela Rize'ye gittim. Rize'de 3 günlüğüne tatilde gittim. Rize'nin zaten küçük bir yer. Bizim e, dolgu alanımız var. Dolgu alanında bomboş şu an. Ve e, o alanı tamamen menzilcilere e, tahsis etmişlerdi. 15 gün boyunca Hayra Davet etkinliği adı altında e, geniş bir panayır alanı kurulmuş. Burada menzilci bütün kuruluşlar, e, işte yardım derneğinden e, diğer kuruluşlarına kadar e, standlar açmışlar alışveriş mağazaları var. Koca bir çadır yapmışlar. Su satılıyor, elbise satılıyor, döner satılıyor. Ve gittim baktım fiş var fiş de yok. Ve bu niye kurulmuş? Ben fotoğrafını çektim, sosyal medyada paylaştım. Menzilcilerin Rize'de yapacağı medrese için yapılan bağış kampanyasıymış. Ya şimdi insan düşünüyor. Medrese yasak değil miydi ya? Evet. Medrese kurmak yasak. Evet. Ve burada kanun dışı bir iş yapılıyor. Çünkü faturasız para toplanıyor. Üstelik bunlar bir tarikat etkinliği ve bu belediyenin desteğiyle valiliğin gözü önünde Yapıyor. valiliğin imkanıyla yapılıyor. Benzi bu eskiden neye, kime tahsil edildi? Türkçe olimpiyatları, statlar, <laughs> kapalı spor <laughs> evet, salonları. Evet. Şimdi menzilcilere tahsil ediliyor. Menziller, ayrıca e, menzilcilerin yanı sıra diğer tarikatlar da milli eğitimle işbirliği birliği organizasyonları yaparak var oluyorlar. Bir diğer yeni olgu da şu. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi kendisi tarikatlaşma ve cemaatleşme ilim gösteriyor. Yani bir tür Tayyibiye cemaati Tayyibiye doğuyor. Gibi. Bu da 2014'ten sonra Fethullahçılar arasının bozulması ile beraber özellikle öğrenci yurtları üzerine bir atağa kalkıştılar. 90'larda kurdukları Türgevi yeniden işlevselleştirdiler. TÜGVA kuruldu. İlim Yayma Cemiyeti, Ensar gibi kuruluşlar aktive edildi. 2014'ten sonra bunları görüyoruz. Bunlar e, öğrenci yurtları kurma e, öğrenci yurtları kurarak e, Fetullahçıların kontrol ettiği o öğrenci havzasını e, AKP'nin merkezinde olduğu siyasal İslam alanına çekmeye dönük adımlardı. E, devlette de en çok e, ka, işte gayrimenkul para aktarımı bir de bunlara yapılıyordu.